Geçen ders hem coğrafi hem kronolojik olarak birbiriyle bağlantılı birkaç yapıdan söz etmiştik. Bunlar aynı zamanda aynı malzeme ile opus inkertum kaplı betonla inşa edilmişlerdi. Bunlardan üçünü hatırlayalım. Terracina'daki Jüpiter Anksur kutsal alanı, ortada Tivoli'deki Herkül Victor kutsal alanı, ve sağda Palestrina'daki Fortuna Primigenia kutsal alanı. Bugün tamamen farklı bir yöntem izleyip tüm yönleriyle tek bir şehre odaklanacağız. Şehrin kamu ve özel mimarisini, sivil, ticari ve dini yapılarını inceleyeceğiz. Böyle bir şeyi yapmak her zaman olanaklı değildir. Zira şehirlerin çok azı böyle bir çalışmaya izin verecek kadar iyi korunmuş durumdadır ya da yeterince iyi kazılmıştır. Ama burası sıradan bir şehir değil, çok özel bir şehirdir. Bugün üzerine yoğunlaşacağımız şehir Pompei'dir. Pompei, İtalya'nın Kampanya bölgesinde, Napoli yakınında Akdeniz'e yakın bir konumdadır. Burası milattan önce 1. yüzyıl sonundan milattan sonra 1. yüzyıl ortalarına kadar yerleşim gören küçük bir tatil kasabasıdır. Konumunu bu haritada görebilirsiniz. İşte tam burada. Gördüğünüz gibi kampanya Güney İtalya'da Akdeniz kıyısı boyunca uzanan bir bölgedir. Pompei ve kardeş şehirleri Herculaneum burada. bölgede iyi tanınan başka şehirler de var. Örneğin Bosco Reale, Oplontis ve Napoli, eski adı Neapolis. Kampanya bölgesinde yoğun bir yerleşim olduğunu görüyorsunuz. Pompei'nin küçük bir tatil kasabası olduğunu hatırlayalım. Elbette şehrin kendi sakinleri de vardı. Bu insanlar şehrin denize yakın olmasına bağlı olarak ticaretten para kazanıyorlardı. Ama şehir Roma'nın ileri gelenleri için de son derece ayrıcalıklı bir yerdi. Bu zengin ünlüler sadece buraya gelmekle kalmıyor, Pompei'de şehrin yakınlarında villalar inşa ettiriyorlardı. Bugün Amalfi sahili olarak bilinen bölgede, Oplontis, Boskotrakaze gibi yerlerde Kapri adasında imparatorluk villaları vardı. Yani başkentli elitlerin bildiği geldiği bir yerdi Pompey. Konuya başlarken bizim için önemli olan bir noktaya değinmek istiyorum. Pompey her ne kadar bir Roma şehri olarak bilinse de geçmişi ondan çok daha eskiye uzanır. Ana hatlarıyla Pompey tarihine bir bakalım. Bu resmi bir bütün olarak görebilmemize ve şehrin mimarisini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Dediğim gibi Pompei'nin tarihi Roma tarihinden çok daha eskidir. Geçmişi Roma kadar eskidir. Pompei'nin de tarihi Romulus'un Roma'yı kurmuş olduğu milattan önce 8. yüzyıla yani demir çağına kadar gider. Pompey ilk önce bir İtalik kavim olan Oskanlar tarafından sahiplenilmiştir. Ama kısa bir süre sonra çok daha güçlü bir kavim olan Samnitler bölgeyi ele geçirir. Samnitler aslında Pompey için ve bugün göreceğimiz mimarlık açısından çok önemlidir. Pompey'de Samnit dönemi milattan önce 4. yüzyıldan 3. hatta 2. yüzyıla 80 yılına kadar gider. Milattan önce 89'da Roma Pompey'i ele geçirir. Roma'nın İtalya'nın bazı bölgelerinde giriştiği kolonileştirme hareketinden söz etmiştik. Romalılar sadece kendi yakınlarında değil, güneyde de koloniler kurmuşlardır. Pompey'de 89 yılında yapılan önemli bir askeri seferle ele geçirilmiş, 80 yılında da Sulla tarafından Roma kolonisi haline getirilmiştir. Bunun ardından orada evleri, kamu binaları ile bir yaşam kurmuş olan Samnitler bölgeden sürülmüş, mallarına el konmuş ve bu mallar Romalı eski askerlere verilmiştir. Bunun bir Roma yöntemi olduğunu söylemiştik. Roma kendisine sadık emekli askerlerine toprak vererek genellikle de fethettiği yeni yerlerde toprak vererek borcunu ödüyordu. Bu yöntem burada da uygulanmıştır. Samnitlerin mallarına el konmuş ve bunlar evlerini yeni düzenlerini kurmaları için eski askerlere verilmiştir. Yeni yerleşenler eski kamu binalarını da Romalılaştırmaya başlamışlardır. Sonraki bir buçuk asır boyunca Pompei'nin bugün göreceğimiz ünlü yapıları inşa edilmiştir. Ama bu yapılardan bazılarının geçmişinin Samnitler zamanına uzandığını da unutmamalıyız. Bugün bu konuya da değineceğiz. Bu dönemde Pompei'de çok gelişmiş bir uygarlık vardı. Pompeyliler Yunan şehirleriyle özellikle Neapolis'le ki bu Napoli'nin eski adıdır ticaret yapıyorlardı. Pompei tarihindeki bir sonraki dönüm noktası, şehri, Pompei şehrini temellerine kadar sarsan depremin yaşandığı milattan sonra 62 yılıdır. Bu gerçekten çok büyük bir depremdi. Size depremin büyüklüğü konusunda bir fikir vermesi için bir friz göstereceğim. Bu bir evin içindeki ev sahibinin ve ailesinin tapındığı tanrılara adanmış kült mekanını çevreleyen ve aynı zamanda dekoratif bir friz. Yani kült mekanını çevreleyen bir frizdir. Ev sahibinin adı Lucius Calculus Yukundus. Bu ismi ezberlemek zorunda değilsiniz. Çok şanslıyız ki ev sahibinin koruna gelen bir portresi var. Bu portre sayesinde ev sahibinin yüzünün sol alt kısmında büyük bir şişliğe kadar fiziksel özellikleri hakkında fikir edinebiliyoruz. Bu şekilde hatırlanmak istemiş. Bizler de bugün bu sınıfta oturup en doğal haliyle ona bakıyoruz. Yükündüz bu felaketle çok sarsılmış ve olasılıkla kendi yaşamı da bundan çok etkilenmiş olmalı ki 62 yılındaki depremi betimleyen bu kabartmayı yaptırmıştır. Burada tam da ne yaşanmış olduğunu görebiliyoruz. Biraz sonra sözünü edeceğimiz Pompei Kapitolium'u Jüpiter Tapınağı resmen yıkılıyor. Gördüğünüz gibi tapınağın önünde şehrin ileri gelenlerinin onuruna dikilmiş atlı heykelleri taşıyan iki yüksek kaide var. Bunlar da devrilmek üzereler. Buraya bakarsanız şehir duvarlarını görürsünüz. Kesme taş işçiliği opus quadratumla enlemesine ve boylamasına yerleştirilen bloklarıyla Pompei şehir surları. Ama görüyorsunuz sur kapısı çok iyi durumda değil. O da sallanıyor, yıkılmak üzere. Yani bu betimleme o günü yaşananların net bir görüntüsünü ve insanların üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Bu insanlar belli ki yaşadıkları yeri seviyorlardı. Ve bu depreme diğer birçok başka doğal felakete rağmen burada yaşamaya devam etmişler ve şehirlerini yeniden inşa etmeye onarmaya başlamışlar. Bunu izleyen 17 yıl içinde Pompeyliler şehirlerini tekrar ayağa kaldırmak, eski haline getirmek için var güçleriyle inşaat işine girişmişlerdir. Ama buradaki son noktayı, hikayenin nasıl sonlandığını biliyorsunuz. Tüm bu 17 yıllık zorlu çalışmanın boşuna bir çaba olduğunu, 79 yılının o uğursuz 24 Ağustos gününde uzun süredir uyumakta olan Vezüv yanardağının burada Jüpiter tapınağının kalıntıları arkasında yükselen Vezüv'ün patladığını, kül ve lavlarının Pompei'yi ve tüm kardeş şehirleri yuttuğunu biliyoruz. sonsuza kadar mı yuttu? E, eh, neredeyse sonsuza kadar. Bildiğiniz gibi şehir 18. yüzyılda keşfedildi. Keşfin arkasından bir hazine avcılığı dönemi yaşandı. Çoğu Avrupalı birçok zengin pompeiyi kendisine yol yaptı ve etrafa saçılmış eşyaları kendi kişisel koleksiyonlarını oluşturmak üzere yağmaladı. Mücevherleri, değerli madeni eşyaları aldılar. Hatta insanın dili varmıyor ama duvarlardaki portreleri, resimleri dünyanın başka yerindeki saraylarının, villalarının duvarlarını süslemek için söküp götürdüler. Bu yağma bir süre devam etti ama neyse ki pek de uzun sürmedi. Arkeologlar üstün geldi ve bir süre sonra Pompei'de kazılar başladı. Burada size bilimsel kazıları, arkeologlar tarafından açığa çıkarılan bazı evleri belgeleyen iki fotoğraf gösteriyorum. Bugün yapılan ve bazı kesimlerde hala devam etmekte olan Pompei kazılarıyla şehrin bildiğimiz kadarıyla büyük bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Pompei'de yaşanan bu felaket elbette orada yaşayanlar için gerçek anlamda bir trajediye neden oldu. Dönemin imparatoru için de bir trajediydi. O tarihte Roma İmparatoru, onuruna Roma'daki ünlü Titus takı inşa edilen Titus'tu. T-I-T-U-S İlerideki derslerimizde ondan ve döneminin mimarisinden söz edeceğiz. Pompei felaketi onun için de trajik bir olaydı. Kendisi aynı zamanda Roma'da yaşanan yangın ve veba salgınıyla da uğraşmak zorunda kalmıştı. Titus tahta sadece 3 yıl kalabildi. Oldukça genç bir yaşta hastalanarak öldü. Sanırım Napoli Körfezi'nde yaşanan felaketin stresi erken ölümünün nedenlerinden biridir. Yani sonuç olarak bu olay Pompey halkı, imparator ve Roma için büyük bir acıya neden oldu. Ama diğer yandan bu felaket arkeologlar için bir anlamda bizim için büyük bir şans oldu. Çünkü Pompey'in başına gelen Roma'nın başına gelenlerden çok farklıydı. Pompey'de yaşam bir anda bitti. Her şey bir anda sonlandı. Bin yıldan fazla iskan edilmiş olan Roma'da ise binalar bu süre zarfında sürekli onarılmış, elden geçirilmiş, yenilenmiştir. Pompei'de böyle bir süreç asla yaşanmamıştır. Çünkü Pompei 79 yılının Ağustos'unda yok olmuş ve her şey o andaki haliyle koruna gelmiştir. 18. yüzyıl kazılarında açığa çıkarılan Şehrin 79 yılının Ağustos ayındaki felaket anındaki halidir. Bu gerçekten çok önemli bir noktadır. Bize hem sabit bir tarih hem de inanılmaz bir malzeme laboratuvarı sunar. Hazine avcılarının yağmaladıkları dışında Pompei'de olayın yaşandığı andan bu yana hiçbir şey değişmemiştir ve şehri bozulmamış haliyle inceleme fırsatımız olmuştur. Yine en başta hatırlatmamız gereken bir diğer noktada 18. 19. yüzyıllarda hatta bugün devam eden kazılarda ortaya çıkarılan sadece 79 yılının Ağustos ayındaki Pompei değildir. Bugün orada bulunan yapılar sadece 62 yılındaki depremle 79 yılındaki yanardağ felaketi arasındaki zaman diliminde yenilenen yapılar değil, onlarla birlikte ayakta kalan, aralarında samnit yapıları da bulunan çok daha erken yapılardır. Yani bugün geriye baktığımız zaman orada bir anlamda Samnit döneminden Titus dönemine kadar var olan Pompei şehrinin ve mimarisinin izlerini görüyoruz. Konuya burada gördüğünüz Pompei şehir planı ile başlamak istiyorum. Bu plan şehrin 79 yılındaki halinin planıdır. Buradaki bütün yapılara bakacağız. Şehrin planının düzgün olmayan bir dikdörtgen olduğunu görüyoruz şehrin bir koruma duvarıyla çevrili olduğunu da gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Yani şu ana kadar sözünü ettiğimiz diğer şehirler gibi bu da surlarla çevrelenmişti. Planda bazı önemli yapıları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bugün sözünü edeceğimiz amfiteyatro, tiyatro ve buradaki konser salonu. Şehrin yollarını da görebiliyorsunuz kuzey-güney yönünde uzanan Cardo ve doğu-batı yönündeki Decumanus ve gayet düzenli bloklar halinde yerleştirilen evler ve dükkanlar. Ama Samnit şehrinin 79'daki Pompei'den çok daha küçük bir yerleşim olduğunu unutmamalısınız. Samnit şehrini gözümüzde canlandırabilmek için planın sol alt kısmına asıl Samnit yerleşiminin bulunduğu kesimine bakmamız gerekir. Burası kabaca kare biçimli, oldukça düzgün bir plana sahip. Romalılar bu Samnit yerleşiminde kendi arazi yöntemlerini uygulamış, şehrin kendilerine en merkezi görünen yerine tam ortaya kuzey-güney yönünde uzanan Kardo'yu ve doğu-batı yönündeki Dekumanus'u yerleştirmişlerdir. Ardından tam cardo ve Dekumanus'un kesiştiği yere hep yaptıkları gibi büyük toplantı ve pazar yerini yani forumu yerleştirmişlerdir. Samnit döneminde yapımına başlanan forumun yeri tam bu iki yolun orijinal kesişme noktasıdır. Zamanla şehir büyüdükçe her iki yol da uzatılmıştır. Sonuçta forum aslında orijinal şehir planının tam merkezindeyken şehir büyüdükçe merkezin uzağında kalmıştır. Forumla başlayalım. Çünkü forumun inşası Samnitler döneminde başlamıştır. Pompey Forumu milattan önce 2. yüzyılın ortalarına tarihlenir. Çünkü şehrin kronolojisi Pompey tarihi bize bu inşaatın Samnit döneminde başladığını gösterir. Burada forumun genişletilmiş, yeni yapılar eklenmiş haliyle çok iyi bir planını görüyorsunuz. Bu plan size verdiğim okuma kaynaklarından Ward Perkins'ten ayrıntılı olarak incelenmeyi hak eden bir plan. Şimdi plana birlikte bakalım. Burada forumun ana toplantı ve pazar yeri olan merkez kısmını görüyoruz. Uzun dikdörtgen bir alan kısa kenarlardan birine bitişik olarak inşa edilmiş Kapitolyum Jüpiter tapınağı. Bu noktada aklınıza hemen geçen ders sözünü ettiğimiz kutsal alanlardaki tasarım gelmeli. Örneğin Tivoli'deki Herkül Victor kutsal alanında da tapınak arka duvara bitişik olarak yerleştirilmişti. Oradaki uzun duvarlardan biriydi ve tapınak önündeki açık alana egemen bir konuma sahipti. Aynı uygulamayı burada da görüyoruz. Dikdörtgen bir alan ve önünde bu alana hakim konumda geriye çekilmiş bir tapınak. Burada tapınak kısa duvara yaslanıyor. Forum alanı burada gördüğünüz gibi sütun dizisiyle çevrelenmiş ve üstü açık. Forum çevresine forumda olması gereken diğer önemli yapılar yerleştirilmiş. kurya veya senato binası, burada mahkeme binası olan bazilika, bir başka tapınak, apollon tapınağı ve sağ bölümde daha sonra eklenen bir dizi başka yapı. Eumachia adında bir kadına ait çok güzel bir yapı. Bu semestir bu yapıdan söz etmeyeceğiz ama o dönemde kadınların da güç sahibi olabileceklerini gösteren bir yapı. Bu çok kolay değildi, kadınlar oy kullanamaz, kamu görevi yapamazlardı ama bazen Pompei'deki bu kadın gibi güç sahibi olabilirlerdi. Bu, bu kadının ticari işlerini yürüttüğü kuruluşa ait çok büyük bir yapıydı. Bu Lararium yani kült yeri. Burada da bir çarşı mekanı olan Makellum. Bunların bir kısmı daha sonra geç dönemde eklenen yapılardır. Samnit yerleşimini anlamamız bakımından bizim için önemli olan yapılar, her ikisi de Milattan önce 2. yüzyıla ait olan Kapitolium ve Bazilikadır. Buradaki görüntüde A, pardon soldaki Google Earth görüntüsünden söz edecektim. Bu Google Earth görüntüsünü yapıları aynen plandaki haliyle görebileceğiniz bir açıdan aldım. Biraz önce bahsettiğimiz tüm yapıları burada da görüyorsunuz. Dikdörtgen alan etrafında sütunlar, geriye yaslanmış olan Jüpiter tapınağı, Bazilika, Apollon tapınağı, Eumakya'nın binası, Senato binası ve diğerleri. Yine tüm bu yapıları plandakilerle kıyaslayınca Google Earth'ün kıymetini anlıyoruz. Bu sütunlu kısımdan bir görüntü. Pompei formundaki iki katlı sütun dizisi. Burada da Dor, Ion ve Korint gibi Yunan düzenlerinin kullanıldığı Roma Marcellus Tiyatrosu'ndan bildiğimiz uygulamayı görüyoruz. Burada alt sırada Dor, üst sırada da Ion düzenini yerlemişler. Bu sütun dizisi Samnitler dönemine ait değil. Bunun daha geç bir evrede eklendiğini düşünüyoruz. Beyaz kireç taşından yapılmış ve dediğim gibi daha sonra forumun yenilendiği bir dönemde eklenmiş olmalı. Sütunların yanında bir dizi kaide görüyorsunuz. Burada büyük bir kaide, burada ise daha küçük bir tane. Bugün forumda hala bunlardan epeyce var. Tabii bunlar heykel kaideleriydi. Üzerlerinde kime ait olduklarının belirtildiği yazılar da vardı mutlaka. Kimileri Roma İmparator ailesinden kişilerdi. Augustus döneminde Augustus'un veya karısı Livia'nın heykeli olabilir. Ama kimileri de Pompei şehrinin üst düzey devlet memurlarına ileri gelen hamilerine ait heykellerdi. Eumachia'nın kendi binası içinde portresinin İmparatoriçe Livia'nın portresinin yanında durduğunu biliyoruz. Yani bugün forum epeyce boş görünüyor. Ama antik dönemde burasının birbirinden güzel atlı heykelleriyle, insan boyunda heykellerle ve en azından kendi şehirlerindeki ünleri konusunda birbiriyle yarışan kişilerin portreleriyle dolu olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu Pompei Forumundaki Jüpiter Tapınağı ya da Kapitolium. Çok önemli bir yapı. İnşası oldukça erken bir tarihte, M.Ö. 150 yılında başlamış. Ama Kapitolyonus üçlüsüne yani Jüpiter, Juno ve Minerva'ya adanmış olan üç bölmeli Sella'nın 80 yılında Romalıların şehri kolonileştirmesinden sonra eklenmiş olduğunu duymak sizi şaşırtmayacaktır. Yani tapınağın yapım tarihi M.Ö. 150, Kapitolinus üçlüsünün heykellerini barındıran 3 bölmeli sellanın eklenme tarihi ise M.Ö. 80'dir. Önce plana bir göz atalım. Burada alt köşede görüyorsunuz. Tapınağın planının şu ana kadar gördüğümüz Etrüsk Yunan tapınaklarının bileşimi olan tapınakların planıyla, örneğin Portunus tapınağın planıyla örtüştüğünü görüyorsunuz. Cephe vurgusu, tek merdiven, derin portiko, portikoda bağımsız sütunlar, düz arka duvar. Hepsi Etrüsk tapınak tasarımının özellikleriydi. Düz yan duvarları da görüyorsunuz. Tüm bu özellikleri bu planda görüyoruz. Tapınak taştan, tüften yapılmış. Roma tüfü değil, kampanyaya ait bir tüften. Tüf hem sütunlar hem başlıklar için kullanılmış. Yani taş bir yapı ve Roma'da gördüklerimiz gibi Etrüsk planı ile bazı Yunan üst yapı özelliklerinin bir karışımıdır. Bu fotoğrafta yine erken tapınakların bir özelliği olan yüksek podyumu da görüyorsunuz. Tapınağı ve taş sütun kalıntılarını görüyorsunuz. Kapitolyum istediğimiz kadar iyi korunmamış. Ama antik Roma çağında neye benzediğine dair gayet yeterli bir fikir sahibi olmamıza olanak tanıyacak kadar korunmuş. Pompei Forum kompleksine eklenen bir diğer erken yapının Bazilika olduğunu söylemiştim. Ve şimdi ondan biraz söz edelim. Pompey Bazilikası M.Ö. 120 yılına tarihlenir. Altta solda planını görüyorsunuz. Forum içinde yüzünüz Jüpiter tapınağına dönük durduğunuzda sol alt kısımda uzanan ve alanın dışına taşan bir yapı olduğunu hatırlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bazilikanın planı oldukça ilginç. Forum'un kendi planına çok benzeyen bir plana sahip. Forum kadar büyük ve uzun değil ama bu da dikdörtgen planlıdır. Forum'dan içeriye buradan giriliyor. İçeride aynen forumda gördüğünüz gibi sütun dizisi var. Bu yapıda forum gibi bir eksen üzerinde düzenlenmiştir. Yani burada da bir odak noktası söz konusu. Alanın sonundaki bir mekan odak noktası ve eksenin çıkış noktası. Yani buradaki odak noktasının da forumdaki gibi mekanın sonunda olduğunu görüyoruz. Ama bu bir tapınak değil, bir tribüne. Yani yargıçların buraya gelen davalara baktıkları yer. Bazilika ile forum arasındaki en önemli fark bazilikanın üstünün çatılı olmasıdır. Google Earth görüntüsünden hatırlayacağınız gibi çatı yıkılmış, bugün üstü açık. Ama antik dönemde kapalıydı. Forum ise her zaman üst açık bir alandır. Bazilikanın bugünkü görüntüsü, yapı ile ilgili bilgi verecek niteliktedir. Tribinaya doğru bakıyoruz. Gördüğünüz gibi tribina çok iyi korunmuş. Antik dönemde neye benzediği konusunda çok iyi fikir veriyor. Yüksek bir podyum üzerine oturtulmuş. Bu yüksek podyum üzerinde korint sütunları arasında oturmuş davalara bakan yargıçları hayal edebilirsiniz. Emin değiliz ama ikinci kat sütunları da ki bunlar daha kısa, daha küçük boyutlu sütunlardı, Korint başlığı taşıyordu. En azından birini yerinde görüyoruz. Sağdaki restore edilmiş. Buradaki de Korint başlığı. Yani hem birinci hem ikinci katta Korint düzeni kullanıldığına inanıyoruz. Romalıların daha önce sözünü ettiğimiz Korint düzenine olan tutkusu kendini göstermeye başlamış. Burada da yapının içinde kullanılan ve alanı iki yanda birer tane olmak üzere iki nefi ayıran sütunlardan bazılarının alt kısımlarını görüyoruz. Tuğladan yapılmış gibi görünüyor ama aslında tuğla gibi görünen kiremitten yapılmış. Tuğla pek bu kadar erken dönemde yok. Ama Pompei'de tuğlaya benzeyen bir tür kiremit kullanılmış. Burada sütunların altyapısında kiremit kullanılmış. Ama üzerileri mermer görüntüsü elde etmek amacıyla stuko ile kaplanmış olmalı. Bu da Romalıların ya da bu aşamada Samnitlerin ve daha sonra yapıyı yenileyen Romalıların yapıya olabildiğince Yunan görüntüsü vermeye çabaladıklarının bir göstergesidir. Sütunlar niye kesilmiş? Yani niye hepsi neredeyse aynı yerden kesik diye soruyorsunuz değil mi? Sütunlar çoğu zaman parçalar halinde yapılırdı ve böyle bir durum bazen olabilir. Aslında ilginç bir konuya değindiniz. Çünkü bu arkeologların yakın zamanlarda tartışmaya başladığı ve bazı yakın tarihli yayınlarda dile getirilen konulardan biridir. Şöyle ki, Pompei'nin 79 yılındaki haliyle korunduğunu söylemiştim. Ama baktığımızda oldukça harap durumda olduğunu görüyoruz. Bunun iki nedeni olabilir. Biri depremde yaşanan yıkım o kadar büyüktü ki onarım işinde 17 yılda fazla bir yol kat edemediler ve umdukları gibi inşaatları tamamlayamadılar. Bir diğeri ise Yanardağ patlamasının neden olduğu yıkım olabilir. Kül ve lav akıntıları şehri kaplamış ve korumuştur. Ama aynı zamanda ilk başta yıkıma da sebep olmuş, bazı yapılar yıkılmış, sürüklenip yok olmuş olabilir. Ama hepsinin tam aynı yerden kırılmış olması ilginç görülebilir. Ama bu tamamen inşaat tekniği ile ilintili bir durumdur. Çünkü sütunlar birbiri üstüne yerleştirilen kasnaklarla inşa ediliyordu. Evet, kesinlikle. Size bazilikanın sağ duvarının bir başka resmini göstereyim. Buradaki sütunların çok düzenli olduğunu görüyorsunuz şurada duran genç bir hanım var. Onu ölçek olarak kullanabiliriz. Bu hanım sütunun sadece burasına geliyor. Yani sütunların antik dönemdeki boyutunun ne kadar devasa olduğunu anlayabilirsiniz. Tribünaya en yakın konumdaki şu iki sütuna bakarsanız bunların iyon başlığı taşıdığını göreceksiniz. Bu birinci katta iyon başlığı kullanıldığını söylememiz için yeterli kanıt. Burada iki kat var, iki katta da sütunlar var. Alt kattaki sütunlar iyon başlığı taşıyor. Gördüğünüz gibi bunlar duvara bitişik sütunlar. Burada dediğim gibi ikinci bir kat olduğunu biliyoruz. Ve bu kattaki sütunların ise korint başlıklı olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bazilikanın 120 yılında inşa edildiğindeki olası durumunu gösteren bir görünüm. Burada türbinayı görüyorsunuz. Türbinaya doğru bakıyoruz. İki katlı bir yapı. Her ikisinde de korint düzeni kullanılmış. Yüksek podyumlu. Siyah renkle gösterilmiş bu sütunlar, öndeki alanı iki yan nefe ayıran sütunlar. Burada katları çok net bir şekilde görebilirsiniz. Alt kat ve üst kat. Üst kata çıkıp yürünebilirdim. Birinci katta iyon, üst katta da daha küçük boyda korint sütunları var. Daha geç dönem bazilika mimarisinde görülen ve bu nedenle mimari gelişim açısından önemli bir noktayı belirtmek isterim. Pompei Bazilikası'nda bu erken dönem bazilika örneğinde tepe penceresi adı verilen pencere yok. Tepe penceresi nedir? Bu dışarıya açılan, içeriye ışık girmesini sağlayan bir dizi penceredir. Bu bazilikanın tepe pencereleri yok. Yani Samnitler zamanında en parlak dönemini yaşarken yapı karanlıktaydı. Bu tepe pencerelerinin geç dönem Roma bazilikalarında kullanıldığını göreceğiz. Hiç kuşkusuz Pompei'nin en önemli herkesin görmeye can attığı yapılarından biri, hiç Pompei'ye gitmediyseniz bilin diye söylüyorum, bu şehirdeki diğer yapıların biraz uzağında kalıyor ama kesinlikle görülmesi gereken bir yapı. En azından bir arkadaşınız bana Roma ve Pompei'ye yapacağı bir geziden söz etti. Bu nedenle söylüyorum. Pompei'ye tam bir gününüzü ayırmanız gerekir. Tabi günlerce de gezebilirsiniz ama sadece forumla ve merkezdeki yapılarla ya da evlerle yetinmek istemiyorsanız bir tam günü mutlaka ayırmalısınız. İnsanlar yerleşim eteklerine gitmeyi unutuyor. Oysa çok uzak bir mesafe değil fazla uzun sürmeyen, keyifli bir yürüyüş mesafesinde görülmesi gereken iki yapı var. Amfiteatro ve Misterler Villası. Her ikisi de kesinlikle görülmesi gereken inanılmaz ama turistlerin çoğunun gözden kaçırdığı yapılar. Bu amfiteatronun bir hava fotoğrafı. Amfiteatro, milattan sonra 80 yılında Romalıların Pompei'yi kolonileştirmesinden hemen sonra yapımına başlanan çok sayıdaki yapıdan biridir şehre yerleştiklerinin ertesi günü gladyatör ve hayvan dövüşlerini seyredebilecekleri bir amfiteyatro yapmak için kolları sıvayan eski askerleri bir düşünün. Görmek istedikleri buydu. Ve bu nedenle makamına layık hiçbir yerel yönetici veya imparator, gerçi M.Ö. 80 yılında imparator yoktu ama bir şehrin amfiteyatrosuz olmasına izin vermezdi. Yani bu inşaat işe başlarken verilen ilk emirlerden biriydi. Pompei Amfiteatrosu'nun M.Ö. 80-70 yılları arasına tarihlendiğine inanıyoruz. Bu yapı Roma mimarlığı tarihinde koruna gelen ilk taş amfiteatro olması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Roma'daki görkemli kolezyum da dahil, bundan sonra inşa edilen tüm amfiteatrolar bunun gibi bir örneğe dayanmaktadır. Bu milattan önce 80-70 gibi erken bir tarihte yapılmış bir amfiteyatro tasarım denemesidir. Bu amfiteyatroyu nasıl inşa ettiler? Öyle görünüyor ki burada gördüğünüz oval arenayı oluşturmak için ortaya bir çukur kazmışlar. Yani merkez kısmı kazdılar ve oraya arenayı yerleştirdiler. Buradan çıkan toprağı yanlara yığarak bir tür toprak çanak oluşturdular. Yani burada yaptıkları şey arena kısmını kazdıktan sonra çıkan toprağı oturma sıralarını desteklemek üzere dış kısma yığmak ve topraktan bir çanak yapmak olmuştur. Burada doğal bir tepe yoktu ve tepeyi kendileri oluşturmak zorundaydılar. Böylece oluşturdukları toprak çanağın kenarlarına oturma yerlerini taş sıraları dizdiler. Böylece amfiteyatronun kaveyasını yaptılar. Buradaki oturma sıraları da tiyatrodakiler gibi cavea olarak isimlendirilir. C, A, V, E, A. Cavea yani amfiteyatrodaki oturma sıraları. Buradaki oturma sıralarında da yine kama biçimli bölümler var. Bunların da adı aynı. Kuneus. C, U, N, E, U, S. Kuneus tekil. Çoğulu kunei. C, U, N, E, İ. Yani hepsinden söz edecek olursak kuneyi diyoruz. Kama biçimli bölümleri burada net bir şekilde görüyorsunuz. Girişler ve çıkışlar. İki yanda birer ana giriş yer alıyor. Bunların da çok canlı unutulmaz bir ismi var. Bu giriş çıkışların adı vomitoria. Yani kelimenin tam manasıyla kusturucu yani seyircileri püskürten anlamında bir isim verilmiş. Dış halkadan söz edelim. Çanağı destekleyen bu dış halka çok önemlidir. Betondan yapılmış ve gördüğünüz gibi opus inkertumla kaplanmış ve tüm yapı betondan bir halka çevrelenmiş. Yani karşımızda yine betondan inşa edilmiş ve Opus Incertum'la kaplanmış bir başka mimarlık eseri var. Pompei Amfiteatrosu. Size Google Earth'ten alınmış bir fotoğraf gösteriyorum. Yapının oval formunu burada net olarak görebiliyoruz. Sanırım Pompei Amfiteatrosu'nun Burada gördüğünüz gibi çok iyi durumda korunmuş olan dış cephesini, Palestrina'daki çok daha erken dönemde inşa edilmiş olan ve yine betondan inşa edilip Opus Incertum'la kaplanmış olan Fortuna Primigenia kutsal alanındaki deneme ile kıyaslamak anlamlı olacak. Pompei Amfiteatrosu'nun cephesine baktığımızda öncelikle ne kadar iyi korunmuş olduğunu görüyoruz. Sonra sıra dışı bir merdiven yapısı dikkatimizi çekiyor. Birazdan size merdivenlerin yan görüntüsünü de göstereceğim. Merdivenler iki yandan yukarı çıkıyor. Burada altta bir dizi kemer. Kemerlerin boyu rampa eğimiyle uyumlu olması için gittikçe küçülüyor. Ortada büyük, yanlara doğru küçülen kemerler yapılmış. Sonra burada da bir dizi kemer var. Bunlara sağır kemer ya da kör kemer diyoruz. Gördüğünüz gibi arkalarında duvar var. Bu kemerlerin içinden geçip amfiteyatroya giremezsiniz. Genel görüntüden de hatırlayacağınız gibi sadece iki yanda birer tane beşik tonozlu koridor vardı. Amfiteyatroya buralardan girilip çıkılıyordu. Ama merdivenlerden çıkıp Kavaya'dan da amfiteyatroya girilebiliyordu. Merdivenlerle en tepeye çıkarak en üst oturma sıralarına ulaşır, oradan da kendi yerinize gidebilirdiniz. Burada Kör Kemer dizisine tekrar bakacak olursak, bunların daha önce bazı başka yapılarda gördüklerimize benzediğini görürüz. Duvarların büyük bir kısmında beton opus inkertumla kaplanmış. Ama kemerleri hem belirginleştirmek hem de sağlamlaştırmak için taş, kama biçimli kesme taş bloklar yani kemer taşları kullanılmış. Burada ilginç olan ve Fortuna Primigenia kutsal alanını gündeme getirmemin nedenlerinden biri de burada yine Romalıların binaya giriş çıkış için seçenekler sunmuş olmasıdır. Yapıya isterseniz beşik tonozlu koridorlardan, isterseniz bu göz alıcı merdivenlerden girebilirsiniz. Bu arada bu merdivenin bir eşi yok. Roma mimarlık tarihinde bunun başka bir örneği yok. Yani giriş çıkış için seçenekleriniz var. Ama yine hala önceden belirlenmiş bir güzergahı izlemek zorundasınız. Size birkaç seçenek vermişler. Ama bu seçenekler sizi bariz bir şekilde önceden saptanmış bir düzene yönlendirir. Ya buradan merdivenlerle yukarı çıkarsınız ya da bu iki beşik tonozlu koridordan geçersiniz. Fortuna Primigenia kutsal alanında da önce rampalardan çıkıp ardından merkezdeki merdivene gelirsiniz. Burada da çok benzer bir yaklaşım var insanları belli bir düzen içinde bir yerden bir yere ulaştırmak. Merdiven özgün bir yapı. Bu yandan bir görüntüsü. Yukarı çıkan basamakları görüyoruz. Eğer oraya giderseniz her iki yolu da deneyin. Aşağıda koridorlardan geçin, merdivenlerden de kavaya yatırmanın. O da çok keyifli. Dediğim gibi bu merdiven özgün. Bir daha benzeri yapılmamış. Pompey evlerinde koruna gelen duvar resimleri bulunmuştur. Bu konuya sömestr içinde geleceğiz. Ama bunu size şimdi göstermek istedim. Zira bu çok net bir şekilde Pompei Amfiteatrosu'nun bir betimlemesidir. Ev Pompei'de olduğuna göre bu pek de şaşırtıcı değil. Cavea'ya giriş için kullanılan basamaklarıyla özgün merdiven yapısını görüyorsunuz. Cavea ve Pompei Amfiteatrosu'nun genel görüntüsü hakkında bir fikir edinebiliyoruz. Ama burada aynı zamanda çok önemli bir ayrıntı da görüyoruz ve bu resim bu ayrıntının tasvir edildiği yegane yerdir. Kaveya'nın en üst kısmında bir tente, Velarium adı verilen bir tente var. Amfitiyatronun tepesinde konsollar üzerine yerleştirilmiş dikmelerle desteklenen bir tente. Tente'nin amacı seyircileri olumsuz hava koşullarından korumaktı. Örneğin yağmur yağdığında tente açılıyor ve oyunları izlemeye gelen seyirciler yağmurdan korunuyordu. Pompei Amfiteyatrosu'nun son bir görüntüsü. Çanak biçimli arenasıyla ve koruna gelen oturma sıralarıyla amfiteyatronun iç yapısı hakkında bir fikir veriyor. İki tarafa yerleştirilmiş beşik tonozlu giriş çıkışlar. Kör kemer dizileri. Bunların içinden geçiş olmadığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Giriş çıkış için sadece bu tonozlu koridorlar ve merdivenler kullanılabilir. Ve ilk derste kısaca değindiğim konuya, burada New Haven'daki Yale Bova tekrar bakalım. Yale tasarımı hiç kuşkusuz Pompei Amfiteatrosu'ndan esinlenmiştir. Hatta Yale Bowl'un inşaatı ile ilgili yayınları araştırdığınız zaman mimarların tarihi yapılardan esinlendiğini yazan makaleler bulursunuz. Yani bu benzerlik benim çıkarımım değil. Burada model olarak gerçekten Pompei Amfiteatrosu kullanılmıştır. Siz de aralarındaki benzerliği görüyorsunuz. Yale Bowl'un havadan çekilmiş fotoğrafına baktığınız zaman Gerçekten çanak şeklinde ve Pompei Amfiteatrosu ile neredeyse aynı formda olduğunu görürsünüz. Bu arada bu fotoğraf Yale ile Harvard arasında oynanan 100. maç sırasında çekilmiş. Gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu. Bu iki amfiteatro arasındaki en belirgin fark kapasiteleridir. Pompei'deki 20.000 kişiliktir. Yale ise 78.000 kişilik kapasiteye sahiptir. Yani deyim yerindeyse biz onların Pompei'de yaptıklarından daha büyük bir amfiteatroya sahibiz. Amfiteatrodan Pompei'nin bir diğer eğlence bölgesine geçmek istiyorum. Bunlar tiyatro ve konser salonu. Bunlardan kısaca söz edeceğim. Burada planlarını görüyoruz. Kırmızı olan tiyatro. Bilmiyorum sarımsı yeşil gibi olan konser salonu. Milattan önce 80-70 yılları arasına tarihleniyor. Yani bunlar da Romalıların bölgeye hakimiyetinden sonra eklenen yapılar. Şimdi tekrar birkaç terim hatırlayalım. Tiyatroya baktığımızda bunun yarım daire şeklinde olduğunu ya da yarım daire şeklinde bir kaveya'ya sahip olduğunu görüyoruz. Kama biçimli kuneuslar yani kunei. Orkestranın da yarım daire şeklinde olduğunu görüyoruz. Yuvarlak değil. Burada önde sahne binası yani skena S C E N A ya da daha önce dediğim gibi scenae frons yer alıyor. S C A E N A E F R O N S. Tiyatronun önünde bir açıklık var. Burası portikus. Portikus nedir? Portikus iki yanında üstü kapalı sütun dizilerinin bulunduğu dikdörtgen bir alandır. Portikus insanların gösterilerin perde arasında gidip vakit geçirebilecekleri bir yer olarak tasarlanmıştır. kenarlarda küçük mekanlar var. Bunların bir kısmı o günkü oyunla ilgili hediyelik gibi şeylerin satıldığı dükkanlar. Bir kısmı da yine tiyatroda kullanılan donanımların, kostümlerin saklandığı mekanlar olarak kullanılmıştır. Yani Portikus böyle bir yerdir. Bu da konser salonu. Tiyatronun küçük bir modeli yarım daire orkestrasıyla yine yarım daire şeklinde kuneuslara ayrılmış kaveyasıyla, öndeki sahne binasıyla, daha küçük ve daha az gösterişli olmakla beraber tam olarak aynı biçimde tasarlanmış. Bu ikisi arasındaki en önemli fark ki bu sadece Pompei için değil tüm Roma mimarlığı için geçerlidir. Boyut farkı değildir. Tiyatro her zaman bir konser salonundan çok daha büyüktür. En önemli fark tiyatronun üstünün açık, konser salonunun ise her zaman kapalı olmasıdır. Yapının çatılı ve daha küçük boyutlu olmasının nedeni ise olabildiğince mükemmel bir akustik elde edebilmektir. Bu da en iyi üstü kapalı küçük mekanlarda başarılabilir. Tiyatro ve konser salonunun Google Earth'ten alınmış günümüzdeki görüntüsü. Her ikisinin de çok iyi durumda korunmuş olduklarını ve tam planda gördüğümüz biçimde olduklarını görüyorsunuz. Örneğin Portikus burada. Perde aralarında buraya gelmek çok keyifli olmalıydı. Bu görüntü aynı zamanda bu yapıların şehir dokusu içindeki yerini de görmemize olanak veriyor. Burası büyük bir eğlence merkezi olarak tasarlanmış ama aynı zamanda kenarlarında evlerin, dükkanların sıralandığı yollara da çok yakın konumda. Yani şehir yaşamının içine gömülü bu eğlence merkezi ticari ve sosyal yaşamın bir parçası olacak biçimde tasarlanmıştır. Bu noktaya daha önce değinmiştik ama kısaca tekrarlamak istiyorum. Pompei tiyatrosu gibi Roma tiyatrolarının öncü modeli Yunan tiyatrolarıdır. Ama bazı farklılıklar vardır. Bu Yunanistan'da bulunan, Milattan Önce 4. yüzyıl ortalarına tarihlenen Epidavros Tiyatrosu. Her iki tiyatroda da taş oturma sıraları yani kavea, her ikisinde de oturma sıralarında kama biçimli bölmeler var. Yunan örneğinde çok daha basit olsa da her ikisinde de sahne binası var. Ama en önemli farklar Yunan tiyatrosunda orkestranın tam daire, Roma tiyatrosunda ise yarım daire biçimli olması. Ve daha da önemlisi, Yunanların tiyatrolarını Epidavros'taki gibi tepe yamaçlarına, Romalıların ise Pompey örneğinde olduğu gibi beton bir tepe üzerine inşa etmiş olmasıdır. Şimdi çok önemli ve sömestr boyunca birkaç kez geri döneceğimiz bir yapıdan söz etmek istiyorum. Bu yapıya bir yıldız koyun derim. Dediğim gibi çok önemli ve dersler boyunca özellikle geç dönem hamam yapılarını incelerken bu yapıya tekrar tekrar değineceğiz. Bu Pompei'deki Stabia Hamamı. Hamam Milattan önce 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir. Milattan önce 1. yüzyılın birinci yarısında da yeniden şekillendirilmiştir. Stabia Hamamı Pompei'deki çok sayıdaki hamamdan biridir. İlk derste de söylediğim gibi Pompei'deki evlerde akan su yoktu ve bu nedenle banyo ve günlük işler için suya erişim çok ciddi bir konuydu. Hamamlar insanların gidip yıkandıkları bir yerde ama zamanla çok önemli sosyal bir mekana da dönüştü gidip arkadaşlarınızla örneğin savunada zaman geçirmek isteyeceğiniz önemli bir sosyalleşme mekanı haline geldi. Yani hamamlar Pompei gibi şehirlerin çok önemli bir parçasıydı. Verdiğim tarihten de anlaşılacağı gibi Stabi Hamamı çok erken bir örnektir. Samnitler zamanında yapımına başlanmış ilginç özellikleri olan bir yapıdır. Hamam terminolojisinin üzerinden tekrar geçmek istiyorum. Hamamın dışındaki yol boyunca ilerlerseniz burada dükkan olarak kullanılan bir dizi pek özelliği olmayan odacıklar görürsünüz. Ama bu dükkanların arasından üç tarafı sütunlarla çevrili geniş, açık bir alana giriş vardır. Burası hamamın palestrasıdır. Palestra, antrenman yapılan avludur. Etrafında yürüyüş, koşu gibi sportif aktiviteler yapabileceğiniz açık bir alan. Burada çalışıp terledikten sonra burada gördüğünüz havuzu atlayıp serinleyebilirsiniz. Ama bu içinde tur atabileceğiniz bir havuz değil. Daha ziyade ıslanıp serinlenecek bir havuzdu. Bu antrenmanlardan sonra serinlemek için kullanılan küçük havuzun teknik terimi piscina veya natatio'dur. N A T A T I O. Asıl hamam bölümünü oluşturan odalar planın burada gördüğünüz gibi planın kuzey kesimine yerleştirilmiş. Burada iki grup mekan var. Burada altta dört mekanlı bir grup. Bu, bu, bu ve bu. Ve yukarıda da benzer sayıda mekanın bulunduğu ikinci bir grup. Bu tip erken dönem Roma hamamlarında kadın ve erkek bölümleri ayrıydı. Ve hanımlar çok üzgünüm ama bu gerçeği kabul etmek zorundayız. En azından Antik Pompei'de kadınlar bölümü hiçbir özelliği olmayan alelade ve erkeklerin bölümünden çok daha küçük bir yerdi. Neyse çok şükür hiç olmazsa vardı. Ama dediğim gibi erkeklere ayrılan bölümden çok daha küçüktü ve hiçbir mimari özelliği yoktu. Tasarımcılar tüm güçlerini erkekler bölümünde bir dizi harika mekan inşa etmek için harcamışlar. Tekrar bakalım, dört mekandan oluşan erkekler bölümü burada, üstte de kadınlar bölümünü görüyoruz. Sonuç olarak mimari değeri olan ve bugün söz edeceğimiz mekanlar burada alttaki erkekler bölümündeki mekanlardır. Hamamın hem erkekler hem kadınlar bölümünde bulunan dört mekanından dört ana mekanından biri apoditerium yani soyunma odasıdır. Burada alttaki dikdörtgen oda. Büyük bir mekan ama herhangi bir mimari özelliği yok. Bu odada özel dolaplar yok ama banklar var. Yani elbiselerini çıkarıp bankların üzerine bırakıyorlardı. Bu durumda kimsenin gelip özel eşyalarınızı çalmayacağını ummaktan başka çareniz yoktu. Ya da zengin biriyseniz siz arkadaşlarınızla savunadayken eşyalarınıza göz kulak olması için hamama yanınızda kölenizle gelirdiniz. Apoditeryumdan hamamın tepideryum bölümüne geçilir. Erkekler bölümünde bile genellikle basit dikdörtgen planlı olan bu mekan ılık odadır burada kendinizi sıcağa alıştırmaya başlarsınız. Tepidaryumdan sıcak odaya yani kaldaryuma geçilir. Burası hamamın savunasıdır. Burada içinde soğuk su bulunan bir su teknesi vardı. Çok sıcakladığınızda gidip burada yüzünüze su çarpabilirdiniz. Yani apoditerium, tepidaryum, kaldaryum. Ama gerçekten çok ısındığınızda tüm bu yolu geri dönüp bu odaya frigidaryuma yani soğuk odaya gidebilirdiniz. Burası gerçekten serinleyebileceğiniz bir mekandı. Sanırım plana bakarak mimari açıdan önemli olan iki mekandan birinin biri ucunda apsis yani kavisli bir bölüm olan kaldaryum, diğerinin de bu etrafında ışın gibi yayılan yani ışınsal nişleri olan yuvarlak planlı ve göreceğimiz gibi kubbeli olan frigidaryum olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu mekana dediğim gibi kesinlikle bir yıldız, yıldız, yıldız koyun. Çünkü bu derslerde şu ana kadar sözünü ettiğim önemli mekanlardan birisi. Hatta belki de en önemlisidir. Bu planın mimari açıdan çok uzun bir geleceği vardır. Burada gördüğünüz plan en sonunda bir gün karşımıza Pantheon olarak çıkacaktır. Etrafında ışınsal nişleri olan, göreceğimiz gibi kubbeli, sadece kubbeli değil, içeriye ışık girmesi için kubbe tavanında bir açıklığı yani okulusu olan yuvarlak planlı bir yapı. Hamamları, sıcak odaları nasıl ısıtıyorlardı? Hipokaust adı verilen bir sistemle ısıtıyorlardı. H, Y, P, O, C-A-U-S-T Hipokaust nasıl bir sistemdi? Hipokaust, zemine ve duvarların arkasına yerleştirilen terakotta borular aracılığıyla oluşturulan bir ısıtma sistemiydi. Buralardan sıcak hava üfleniyordu. Ayrıca burada, Stabia hamamında çok iyi korunmuş olan örnekte de çok net bir şekilde gördüğünüz gibi tabanı üst üste konmuş bir dizi kiremitle aralarda boşluk bırakarak yükseltmişler. Bu boşluklara da madeni mangallar yerleştirmişlerdir. Bu mangalların içinde kor halinde kömür bulunduruyorlardı. Ki tabi ki bu korları canlı tutan köleler vardı. Bu yöntemle aynı zamanda üzerindeki tabanda yerden ısıtılmış oluyordu. Burada sözünü ettiğimiz önemli odanın Stabia hamamının frigidaryumunun günümüzdeki halini görüyorsunuz. Küçük, yuvarlak bir mekan. Ortasında yuvarlak bir havuzu, çevresinde ışınsal nişleri. Kubbeli, kubbesinde içeriye ışık girmeyi sağlayan açıklığı yani okulusu bulunan bir mekan. Boya ve stuko kalıntılarını görüyorsunuz. Önce stukolanmış, sonra boyanmış. Mavi ve kırmızı renkte boya. Olasılıkla burada bir de denizle ilgili bir betimleme var bu mekanın ve tasarımının Roma mimarlığının geleceği açısından önemini ne kadar vurgulasam az. Şimdi size Pompey'den başka bir hamam yapısı göstermek istiyorum. Bu Forum Hamamı. Forum Hamamı ilginç bir örnek çünkü daha geç bir hamam yapısı. Hamam milattan önce 80 yılına tarihleniyor. Yani bu hamam Romalılar Pompey'e gelip burayı küçük bir Roma yapmaya başladıklarında inşa edilmiştir. Ama gördüğünüz gibi Samlit dönemine ait daha erken Stabia hamamına çok benzer. Aynı palestra yani antrenman avlusu. Palestra buradaki 2 numara. Bu planda Natatio yok gibi. Erkekler bölümü burada. 3, 4, 5 ve 6 numaralı mekanlar. Buradaki 7, 8, 9, 10 numaralı mekanlarda kadınlar bölümü. Yine kadınlar bölümü kenarda kalmış, mimari özelliği olmayan bir bölüm. Erkekler bölümü burada. Buraya palestradan veya bir numaralı kapıdan giriliyordu. Stabia hamamında da gördüğümüz odaları burada da görüyoruz. 3 numarada soyunma odası yani apoditerium. Tepitaryum 5 ve kaldaryum 6 numaralı mekanlar. 6 numaradaki kaldaryumun şekli Stabia hamamında gördüğümüzle aynı. Sonunda bir apsis bulunan dikdörtgen bir mekan ve soğuk su teknesi. Ve tekrar frigidaryuma dönebilirsiniz. Bu Pompei'deki forum hamamının frigidaryumu. Stabia hamamındaki ile aynı formda. Etrafında ışınsal nişleri ile küçük yuvarlak bir oda. Bu forum hamamının tepidaryumu. Gördüğünüz gibi çok iyi durumda korunmuş. Bu mekanda da büyük bir beşik tonoz kullanmış olduklarını görüyorsunuz. Aslında burada göründüğü kadar geniş değil ama yine de büyük bir oda. Bu oda ayrıca bu tip mekanların nasıl bezendiği konusunda da size iyi bir fikir verebilir. Günümüzde çoğu Roma yapısının orijinal bezemeleri yok olmuştur ki bu bezemeler çoğu kez çok güzel ve gösterişliydi. Ama burada bir izlenim edinebiliriz. Gördüğünüz gibi duvar stuko ile sıvanmış ve bunun da üstünde yine stuko ile yapılmış akantus çiçekleri üzerinde uçan canlılar, hayvan, insan resimleri, üstte uçan tanrı, tanrıça betimlemeleri var. Resimleri vurgulamak için kırmızı, mavi ve beyaz boya da kullanmışlar. Bu görüntü size resimlerin hoşluğu konusunda bir fikir verebilir. Bir de aşağıda şu çok hoş ayrıntı var. Bu atlas figürleri tonozu taşır konumda gösterilmişler. Romalıların buraya sadece yıkanmak için değil, bu keyifli ortamda dostları ile birlikte hoş zaman geçirmek için de akın ettiğini hayal edebilirsiniz. Bu forum hamamındaki hangi oda? Kaldaryum, çok güzel. Bu apsisli dikdörtgen planıyla soğuk su teknesiyle kaldaryum. Ve tavana bakın ne kadar güzel. Absis'te gördüğünüz gibi yarım kubbeli. Bu yarım kubbede de içeriye ışık girmesini sağlayan yuvarlak bir açıklık yani okulus var. Burada kubbelerin yanı sıra yarım kubbelerde de okuli kullanımını denediklerini görüyoruz. Tavanda kare ve dikdörtgen açıklıklar da var. Bunlar hem mekanı aydınlatmak hem de bir tür hoş ışık oyunları elde etmek için yerleştirilmiş. Yani burada üzerinizde ışık yüzmeleriyle saunanın tadını çıkarabiliyordunuz. Forum hamamının frigidaryumundan bir çift görüntü. Burada üstte kubbeyi ve kubbedeki okulusu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi stuko bezemelerden bazıları korunmuş durumdadır. Burada da nişleri ve bazı stuko bezemeleri görüyorsunuz. Kırmızı bir arka plan üzerinde deniz yaratıkları. Bu da frigidaryumun restore edilmiş görünümü. Ortada havuzuyla rahatlamak için hoş bir yer. Burada da nişler ve içeri sızan ışık hüzmesiyle okulus ve kubbe. Frigidaryumların Roma mimarlığının geleceği açısından çok ama çok önemli olduğunu tekrar belirtmek isterim. Bugün Forum Hamamı'nın bir diğer hoşluğu da burada oturup yemek yiyebileceğiniz bir kafeteryanın olması. Tüm günü orada geçirince bir ara bir şeyler de yemek gerekir. Çok bir şey yok gibi görünüyor ama yemekleri fena değil öneririm. Size burada kafeteryadan birkaç fotoğraf gösteriyorum. Çok hızlı ilk derste de bahsettiğimiz bir konuya değinmek istiyorum. Bugün Pompei'yi bu kadar ilginç kılan nedenlerden biri de günlük yaşama dair çok şey anlatıyor olmasıdır. Burada sadece Pompeylilerin değil, genel olarak tüm Romalıların günlük yaşamı hakkında bilgi edinebiliyoruz. Pompey'de hala çok iyi durumda olan dükkanlar var. Burası bir fırındı. Tahıl taneleri öğütmek için kullanılan değirmen taşlarının korunduğunu görüyoruz. Burada bir fırın var ve gördüğünüz gibi modern pizza fırınına çok benziyor. İnanmayacaksınız ama Pompey'den bir de taşlaşmış ekmeğimiz var. Pompey ekmeklerinin neye benzediği konusunda bir fikir sahibiyiz. Üçgen dilimleriyle gayet şaşırtıcı bir şekilde pizzaya çok benziyor. Pizzanın nereden geldiğini merak ediyorsanız işte yanıtı. Hep dediğim gibi Romalıların keşfetmediği şey kalmamış. Pizza da bunlardan biri. Bu taşlaşmış ekmek buluntusu bize bu fırında ne üretildiğini gösteriyor. İlk derste Pompei'deki ayaküstü yemek yenen yerlerden söz etmiştim. Tekil olarak termopolyum ya da çoğulsa termopolyum. Bu dükkanlar hızla ayaküstü bir şeyler atıştırabileceğiniz yerlerdi. Bu dükkanlarda üzerinde yemek koymak için gözler bulunan büyük tezgahlar bulunurdu. Bu gözlere her gün taze, sıcak, soğuk yemekler konuyordu. Acıktığınızda tezgaha gidip o gün ne yemek var diye göz attıktan sonra istediğiniz yemeği alıp yolda yiyebilirdiniz. Romalılar devlet dini olsun, aile kültü olsun dini inançlarını her zaman günlük yaşamlarının bir parçası yapmışlardır. Bu dükkanda bile ailenin inandığı tanrılara ayrılmış bir kült yeri var. Pompei'de şarap dükkanları da var. Bu Pompei'deki bugün içinde gezebileceğiniz şarap depolarından birinin görüntüsü. Şaraplar bu büyük anforalarda saklanıyordu. Bugün bu anforalar Pompei'yi gezerken forumun solunda yer alan depolardan birinde sergileniyor. Ama antik Pompei'de bir şarap dükkanının raflarında enofilya mı denirdi? Yani şarap severlerin beğenisine sunulan dünyanın çeşitli yerlerinden gelen şarapları hayal edebilirsiniz. Yollar tabii ki tüm bu dükkanları birbirine bağlıyordu. Yollar gerçekten çok iyi korunmuştur. Burada size Pompei'de Cardo ve Decumanus'un kesiştiği yerden iki fotoğraf gösteriyorum. Burada yolların neye benzediğini çok net bir biçimde görebilirsiniz. Yolların çok gen taş döşemesini gayet modern görünümlü kaldırımları görüyorsunuz. Burada pek görünmüyor ama yol boyunca yağmur suyunu tahliye etmeye yarayan kanallar var. Tüm bunlar gerçekten çok modern görünümlü. Pompei'deki bu yollar diğer Roma şehirlerindeki yolların da nasıl olduğuna dair çok iyi fikir veriyor. Yol boyunca su gereksinimini karşılamak üzere çeşmeler yapılmış. Bu oldukça mütevazi bir çeşme. Burada bereket boynuzu ile Tanrıça Seres'in bir tasviri var. C, E, R, E, S. Ve çeşmenin oluğu Tanrıça'nın ağzından çıkıyor. Romalılar ellerindeki su gereksinimini karşılamak için en yakınlarındaki çeşmelere gidiyorlardı. Bu nedenle Pompei yollarında yürürken yol boyunca çok sayıda küçük çeşme görürsünüz. Ayrıca grafiti yani duvar yazısı da göreceksiniz. Duvarlarında grafiti olmayan bir şehir neye benzer? Yakın zamanlarda Roma'ya gidenleriniz varsa orada çok fazla miktarda grafiti olduğunu bilir. Ama Roma'daki bir grafiti çılgınlığı. Romalılar grafitiye hep çok düşkün olmuşlardı ama gittikçe çok kötü oluyor. Şimdilerde inanılmaz boyutlara varmış durumda. Ama Pompei'de gayet canlı, güzel bir grafiti geleneği vardı. Burada bir örneğini görüyorsunuz. Camla kaplanmış. Şehirde gezerken orada burada grafiti örnekleriyle karşılaşıyorsunuz. İnsanların evlerinin duvarlarına haklarından söz eden yazılar yazmış olduklarını görüyoruz. Grafiti örneklerinin birçoğu politik içerikliydi. Örneğin şöyle bir grafiti okuyabilirsiniz. Oyunu Barbatus'a, sakallı olana ver. Hem bu makama en uygun adamdır hem de çok yakışıklıdır. Bu türden duvar yazılarını Pompei yolları boyunca görebilir, Latincenizde iyi ise okuyabilirsiniz. Yollarda ayrıca bu büyük taş bloklardan da görürsünüz. Bunlara bakıp, aa ne kadar ilginç bunlar Vezuv'den gelen volkanik atıklar olmalı diye düşünen insanlar var. Bunlar tabii ki Vezuv atığı değil. Bunlar buraya özel olarak oturtulan taşlardır. Bunlar basma taşlarıdır. Romalılar son derece akıllı insanlardı ve yine insanları yağmur sularından korumak üzere bir çözüm üretmişler. Şehrin her yanına, genellikle de yolların kesiştiği noktalara bu basma taşlarını yerleştirmişlerdir. Böylece çok şiddetli yağmurlarda kanallar yetersiz kalıp yollarda su birikse bile insanlar bu taşlara basarak hiç ıslanmadan karşıdan karşıya geçebiliyordu bugün bizim şehrimizde bile olsa çok işe yarardı diye düşünüyorum. Yol üzerinde ve basma taşların arasında sürekli gelip geçen at arabalarının zaman içinde oluşturduğu tekerlek izlerini de gayet net olarak görüyorsunuz. Araba sürücüleri tekerlekleri taşlar arasından geçecek şekilde hizalamak zorundaydı. Ama çok zekice bir buluş. Bu taşlar üzerinde yürümek, orada fotoğraf çekmek de çok keyifli. Ailecek ya da yayıldan birileriyle bu taşlar üstünde çekilmiş bir sürü fotoğraf var. Ama bu yıl onlardan birini göstermemeye karar verdim. Ama gerçekten gurur duyduğum başka bir fotoğraf göstereceğim. O da bu. Yıllardır bu şehri derslerimde anlatıyorum ve hep yağmur yağdığında sokakların nasıl olduğunu görmek istemişimdir. Pompei'ye defalarca gittim ama hiçbir seferinde yağmur yağmadı. Geçen sene Haziran ayında yaptığım ziyarete kadar. İşte o gün Yarım saat kadar süren şiddetli bir sağanaktan sonra bu fotoğrafı çekmeyi başardım. Yollar su doluyor ama gördüğünüz gibi bu taşlara basarak hiç ıslanmadan karşıya geçebiliyorsunuz. Pompei ya da başka bir şehrin kapısından geçip şehirler arası yola çıktığınızda ne ile karşılaşırsınız? Kısaca söyleyelim. Şehirler arası yolların çoğu mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. Romalılar bu yolları mezarlık olarak kullanmışlardır. Romalıların dini inançlarına göre yaşayanların şehri ile ölülerin şehri birbirinden ayrı olmalıydı. Bu nedenle de tüm mezar yapıları şehir duvarları dışındaydı. Pompei'de çok iyi korunmuş iki mezar yolu vardır. Mezarlar yolu ve burada gördüğünüz her boy ve her tip mezarın bulunduğu Via Nucera. N-U-C-E-R-A Bu derslerde bunlarla ilgili herhangi bir ayrıntıya girmeyeceğim. Ama Pompei mezarlarının mimarisiyle ilgilenenleriniz varsa böyle bir ödev konumuz olacak. Daha sonra Roma'daki bazı mezar yapılarına ayrıntılı olarak değineceğiz. Ama şimdi buradaki mezarlara sadece bir göz atacağız. Mezarlar her boyda ve her biçimde olabilir. Burada gömülü insanların onuruna yapılmış çok ilginç mezar yapıları görüyoruz. Örneğin sekili bir mezar var. Burada oturup ölen kişiyi, yaşamını, anılarını düşünebilirsiniz. Burası Romalılar zamanında yapılmış, çok çeşitli mezar yapısını barındıran, mezar çeşitliliğini gösteren kesinlikle etkileyici, çok etkileyici bir yol. Dersi arkeologların ve insan olarak hepimizin derin bir kaygısına değinerek kapatmak istiyorum. Pompei'deki insanlara ne oldu? Son anlarında neler yaşadılar? Arkeologlar Vezüv patladığında Pompei halkının neler yaşamış olabileceklerini tam olarak olmasa bile gerçeğe en yakın haliyle anlamışlar ve bu insanların yaşamlarının son anlarının çok canlı bir rekonstrüksiyonunu yapmayı başarmışlardır. Burada şehrin bir canlandırmasını görüyoruz. Arkada Vezüv, burası Jüpiter Tapınağı ve Apollon Tapınağı ile Forum. Ve forumda toplanmış kalabalık bir insan grubu. Dağa bakıp olanları seyrediyorlar. Perdenin sağında da 1980 yılında patlayan Sen Helens Yanardağının gerçek görüntüsü. Patlamanın şiddetiyle ilgili kıyaslama yapabiliriz. Arada pek bir fark yok. Ama Vezüv'ün aniden patlamadığını biliyoruz. Yani ansızın patlayıp şehri küle ve lava boğmadı. Aşama aşama patlama noktasına geldi. Aslında kaçmak için zaman vardı. Pompeyliler olanları görüyordu ve akıllı olanlar şehri terk ettiler. Ama her doğal felaket olduğu gibi burada da gözü kara olanlar vardı ve bu insanlar evlerine ya da kamu binalarına, bugün gördüğümüz Stabia veya Forum Hamamları gibi yerlerde kalın duvarlar arkasına saklanarak felaketten kaçabileceklerini sandı. Ama ölümcül bir hata yaptılar. Şehirde kaç kişinin kaldığını bilmiyoruz. Ama oldukça az oldukları tahmin ediliyor. Bazıları bin kadar kişiden söz ediyor ama bilmiyoruz. Fakat kalanların çok ciddi bir hata yaptıklarını biliyoruz. Burada insanları öldüren şey aslında ne kül ne de lavdı. Çok sıcak olmasına rağmen onları erimiş kül ve lav öldürmedi. Onları öldüren patlama ile birlikte açığa çıkan zehirli gazlardı. Kül ve lav bunların ardından geldi. İnsanlar bu gazlar yüzünden boğularak öldüler. Öldükten sonra ama çürümeden önce bedenleri kül ve lavdan oluşan koruyucu bir zırhla kaplandı. Arkeologlar gayet akıllıca bir yol izleyerek Kazmalarının ucu kül ve lav tortusu içinde ne zaman bir deliğe isabet etse delikten içeri alçı döktüler. Bazen bir şey çıkmadı ama bazen de insan bedenleri ortaya çıkarıldı. Bunlar orada ölen insanların bedenlerinin gerçek şekliydi. Bugün bu bedenler görülebilir. Size nafile bir korunma umuduyla bir araya toplanmış bazı Pompei kurbanlarının resmini gösteriyorum. Bu adam yüzük koyun yerde yatıyor. Belli ki kendisini şehri boğan gazlardan korumak için yüzünü elleriyle kapatmış. Bir başka insan bedenine, daha doğrusu bedenin alçı kalıbına ait görüntü. Çömelmiş vaziyette. Yine birkaç saniye sonra ölümüne sebep olacak gazlardan korunmak için elleriyle yüzünü korumaya çalışıyor. Bu Pompeyli pes etmiş. Yerde sırt üstü yatıyor. Artık bu zavallı adam için bir kurtuluş umudu yok. O da o gün ölmüş. Ve bu adam kurtulmak için kahramanca çabalıyor. Yaşamının son anlarında olasılıkla ya nefes alabilmek için ya da yanındaki sevgili ailesinden birine bir şeyler fısıldayabilmek için yukarı doğru uzanmaya çalışıyor. Hatta bir de köpek bedeni bile var. Bu hikaye özellikle yürek burkuyor. Çünkü köpeğin boynunda zincir bulunmuş. Yani olasılıkla sahibi köpeği zincire bağladı ve sonra köpeği alacak ya da kaçması için serbest bırakacak fırsatı olmadı ve zavallı köpek öldü. Bugün bedeninin alçı kalıbı var. Pompei gezisini daha dokunaklı kılan tüm bu bedenler orada görülebilir. Ben Pompei'dekilerden başka antik dönemden hareketli beden buluntusu bilmiyorum. Bunlar yaşananları ölümsüzleştirip bugün bile acıyı paylaşmamıza neden oluyor. Teşekkür ederim.